Okyaz Kuru Yemiş, Akis Haber Soruyor programını sunar. Acı Payam çok güzel. Acı Payam'da yaşayan insanlar Acı Payam'ı gayet iyi tanırlar yani. Biliyoruz. Hep yanlış biliyoruz ya. Denizli ilçeleri içerisinde en öncelikli gelişen, sosyal yönden, bayındırlık yönden gelişen bir ilçemizdir. Acı Payamlı olmaktan da bu arada gurur duyuyoruz yani. Acı Payamlı olmak bir şereftir. Ayrıcalık da, Acı Payam'da yaşamak da bir ayrıcalıktır. Budur. Akis Haber bu hafta Acı Payamlılara soruyor. Bakalım Acı Payamlılar Acı Payam'ı ne kadar tanıyor? Merhaba sevgili seyirciler. Bugün kameramız ve mikrofonumuzu kaptığımız gibi Acı Payam'a geldik. Acı Payam'da yaşayan vatandaşlar Acı Payam'ı ne kadar tanıyor? Gelin hep birlikte öğrenelim. Videomuzu izledikten sonra lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Acı Payam kaç yılında ilçe oldu biliyor musunuz? Onu tam bilemiyorum ama çok eski bir ilçe. 1871 yılında ilçe oldu. Evet, 1871. Şair Eşref ismi size evet. Bir şey anımsatıyor mu peki? Evet, Şair Eşref bu parkı falan o yapmış. 1871 yılında ilk ilçe olduktan sonraki ilk kaymakamımız. Bana unuttun onları. Ben 30 tane değiştirdim kaymakam. Acı Payam belediye başkanının ismini biliyor musunuz? Hulusi Şarkan. Evet, doğru bildiniz. Kaymakamımızın adı nedir? Ali Şanlı. Ali Şanlılar, evet. Acı Payam'ın kaç tane mahallesi var? Şimdi benim çalıştığım zaman da 44 tane belde vardı. 12 belde vardı. 44 köy vardı. Yani 56. Evet. Evet, doğru bildiniz. Acı Payam Denizli'ye kaç kilometre uzaklıkta? 60. Evet, 56 kilometre uzaklıkta. Evet. Şimdi kısaldı. Önce bizim çalıştığımız zaman 60 kilometreydi. Evet, belediyeler çalışıyor evet. Artık. Acı Payam çok güzel. Sağ olun. Ahmet Gök. Emekli miyiz? Emekli öğretmen. Acı Payam ne zaman ilçe oldu? Kesinler bilmem. 1896 diye söylüyorlar. 1871 yılında ilçe 70'dir. Oldu. Olabilir. Olabilir. Şair Eşref ismi size bir şey anımsatıyor mu? Anımsatıyor. Buranın kaymakamlarından. İlk kaymakamlarından, Cumhuriyet döneminin ilk kaymakamlarından olduğunu biliyorum o kadar. Acı Payam'ın kaç mahallesi var biliyor musunuz? Tahminen söyleyeceğim 56 olabilir. Evet doğru bildiniz. Acı Payam'ın kaymakamı kim? Şu anki kaymakamı. Şimdi şöyle ben İstanbul'da kalıyorum. Yazları burada kalıyorum. Kaymakam Bey'i ara sıra görüyorum ama çok yakın tanışıklığım yok. Şu anki kaymakamı Acı Payam'ın Ali Şanlıer. Ali Şanlı. İyi. Ben Şanlı mi oldum? Er, evet. Şanlı Er. Evet. Ha, ben de öğrendim. İyi oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Acı Payam belediye başkanının ismi nedir? Hulusi Şevkan. Doktor Hulusi Şevkan diyelim. Daha güzel olsun. Acı Payam Denizli'ye kaç kilometre uzaklıkta biliyor musun? Eskiden 61'di. Şimdi 54 olduğunu sanıyorum. 56 kilometre. 56 mı? Tamam. Yol biraz güzelleşti. Kısaldı tabii. Onu şey yapayım. Evet buyurun. Yani bir Acı Payamlı olarak Acı Payam'ı gerçekten iyi tanıyorsunuz. Yeteri kadar yani çok fazla değil. Uzağım çünkü yazları geliyorum. Bazı arkadaşlarım çevremden yeni bilgileri öğrenmeye çalışıyorum. Mesela Ali Şenler'i bugün öğrendim. Memnun oldum. Merhaba. Merhaba. İsminiz? Bayram Koca Tüfek. Mesleğiniz nedir? Emekli sanat tarihi öğretmeni. Müzisyenlik. Aynı zamanda müzisyenlik yapıyorum. Peki Acı Payamlı mısınız? Sanki Acı Payamlıyım. Kelekçi Mahallesi'ndenim. Ama 22 yıldan beri, daha doğrusu 30 yılı buldu Acı Payam'da oturuyorum. Acı Payam ilk ne zaman ilçe oldu biliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Çünkü araştırmadım. Tarihi olarak araştırmadım. 1871 yılında ilçe oldu. 1871, he tamam. Şöyle. Aslında Acı Payam 1871'de ilçe oluyor ve benim oturduğum Kelekçi o zaman Acı Payam'a değil Tavas'a bağlıydı. O nedenle ben bilmiyorum. Yarengüm'e.
lakaplı Tavas'a bağlıydı. Tamam. Tabii şu anda bulunduğumuz Salih Tanyeri Parkı'ndayız. Burada tabii Salih Tanyeri'nin adı geçiyor. Şair Eşref de burada kaymakamlık yapmıştır. İlginçtir. Ülkemizin çeşitli yerlerinde kaymakamlık yaptığı zaman Acıpayam hiç unutmamıştır. Acıpayam'ın ilk kaymakamı. Şair Eşref. Evet. Tamam. Oldu. Güzel. Peki şu an belediye başkanımızın, şu anki belediye başkanımızın ismi nedir biliyor musunuz? Tabii Hulusi Şevkan, Doktor Hulusi Şevkan benim öğrencimdir. Kaliteli bir insandır. Bu çevreye çok hizmetleri olmuştur. Bilhassa doktor olarak. Ama belediye çalışmaları için görünen ne varsa onu yapmıştır. Başka bir şey söyleyemem. Kaymakamımızın adı nedir? Onu tanımıyorum. Ali Şanver. Ali Şanver. Şanlı Er. Şanlı Er. Evet. Tamam. Acıpayam'ın kaç mahallesi var biliyor musunuz? Oo, onu bilmem. Şöyle, ben sadece Kelekçi Mahallesi'nin 16 tane çevresinde küçük mahalle olduğunu biliyorum. 56 mahallesi var. Tamam. Doğru. Acıpayam Denizli arası kaç kilometre uzaklıkta biliyor musunuz? 56 kilometre olması lazım. Önceden 60'tı. Doğru. Evet. Peki Acıpayam'ın nüfusu kaç? Kendi ilçe olarak 10 bin dolayında olması lazım. Çevresiyle 50 bini bulması lazım tahminim olarak. 55.600. Tamam. Yaklaştık. Tamam. Yine bir Acıpayamlı olarak Acıpayam'ı yine iyi bir şekilde biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tam iyi bilmiyorum da yeteri kadar. Merhaba teyzeciğim. Valla merhaba. Adınız? Semiha. Nerelisiniz? Burada duruyoruz. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Aşağı mahalle. Acıpayam hangi yılda ilçe oldu biliyor musunuz? Yok, ben onu bilmiyorum. 1871 yılında ilçe oldu. Bilmiyorum. Şey değil, okumuştu değilim de kendim görüşte anca. Zaten ben 63, 64 doğumluyum, oradan nasıl yetişeyim? Şu anki belediye başkanımızın adı nedir? Hulusi Şevkan. Kaymakamımızın adını biliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ben söyleyeyim size. Ali Şanlı Er. İşte pek onlar inip çıkmadığımdan. İş olursa şey yani. Abi her gün görüyoruz. Görüyoruz. Geçerken gelirken görüyoruz. Mehrabı değiyor hani. İyi birisi. İyi. Acıpayam'ın kaç mahallesi var biliyor musunuz? Yok vallahi. Yani yok her mahalle aşağı mahallede yol adam. Artık köyler de mahalle evet, diye evet, geçtiği oğlan, için. Yumurdaş'tayız biz. Yumurdaş mahallesinde. Vader köy var. Var. Toplam 56 mahallesi var. Evet, bak siz biliyorsun. 56 var diyecektim ben. Doğru. Aha, var var. Acıpayam'la Denizli arası kaç kilometre biliyor musunuz? Valla metresini bilmiyorum. Şu an 1-1,5 saat ile tutuyor herhalde aşağı yukarı. Artık 56 kilometre. Sizden öğrenmiş olduk. Evet. Merhaba. Merhaba. İsminiz? İkbal Yılmaz. Nerelisiniz? Buralı. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Huzur Bulvarı tarafında. Ne iş yapıyoruz? Ev hanımıyım diyoruz. Ya biz gezmeye geldik aslında. Almanya'dayız biz yurt dışında da. Buraya da tatile geldik. Acıpayam'ı ne kadar tanıyorsunuz o zaman? Bir yurt dışından gelen bir vatandaşımız olarak. Ben her sene geldiğimde zaten ben burada okudum, büyüdüm. 95 senesinde gittim ama her tarafını bilirim buranın. Acıpayam kaç yılında ilçe oldu? Bilginiz var mı? Hiçbir bilgim yok. O zaman ben size söyleyeyim. 1871 yılında ilçe oldu. Hiç haberim yoktu vallahi. Acıpayam'ın şu anki belediye başkanının ismi nedir? Hulusi Şevkan olması lazım. Evet, doğru bildiniz. Kaymakamımızın adı nedir? Ben onu bilmiyorum. Ali Şanlı Er. Tamam. Onu bilmiyorum. Acıpayam'ın kaç mahallesi var biliyor musunuz? Vallahi bayağı çoktur. Ama şey olarak bilmiyorum, sayı olarak bilmiyorum. 56 mahallesi var. Ay maşallah, bayağı çoğalmış ya. Acıpayam Denizli'ye kaç kilometre uzaklıkta? 40 mı? 56. 56, iyi yaklaştım o zaman. Nüfusu kaç Acıpayam'ın? Ay onu baktım da. Vallahi bir tahmininde bulun. Ay okuduk ya. 118 bin mi? Kaç?
55.600. Ay maşallah, iyiymiş. Acıpayamlı olarak Acıpayam'ı ne kadar tanıyorsunuz? Onunla ilgili bir program yaptık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. O kadar çok bilgim yokmuş ama. Bir Acıpayamlı olarak, evet. Acıpayam'ı ne kadar tanıyorsunuz? Bununla ilgili bir program yapıyoruz. Doğma büyüme buralıyız. Acıpayam'ı tanıyoruz. Acıpayam'ın 7 ceddini biliyoruz. Herkesi biliyoruz. Bizim Acıpayam'ımız sakindir, sessizdir, güzeldir. Yaşanmaya değer bir memlekettir. Suyumuz güzeldir. Çeşmeden içeriz, tereddüt etmeden. Havamız güzeldir. Bak, millet yanıyor her tarafta. Biz Acıpayam'da efir efir buz gibiyiz. Tertemiziz. Her şey güzel. Acıpayam hangi yılda ilçe oldu? Bilginiz var mı? O konuda bir yanlış bir şey konuşmak istemiyorum. Ben söyleyeyim o zaman. Evet. 1871 yılında ilçe oldu. 71 yılında. Mübarek olsun. Şair Eşref ismi size bir şey çağrıştırıyor mu? Evet. Çağrıştırıyor. Kimdir? Şair Eşref. Şair Eşref'tir. Acıpayam'ımızın ilk kaymakamı. Evet, biliyoruz. Acıpayam'ın şu anki belediye başkanının ismi nedir? Doktor Hulusi Şevkan. Kendisini buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kendisini Allah başımızdan eksik etmesin. Kendisini devletimizin bekasını bozmasın. Kendisini başımızdan eksik etmesin. Onun için biz elimizden geleni her zaman yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bırakın belediye başkanı olmasını, belediye başkanı değilken de kişiliğini, otoritesini, saygınlığını, değerini her zaman korumasını bilen bir adamdır. Kendisini buradan saygıyla, sevgiyle gene tekrar selamlıyoruz. Doktor Hulusi Bey, şu memlekette yani gerçekten bırak bu Acıpayam'ı, Denizli'de, Türkiye'de, Ege'de parmakla gösterilecek olan şahısların arasındadır yani. Toplasan öyle 10 tane adam çıkmaz. Biz Doktor Bey'i çok seviyoruz. Başkan olduğu için değil, kişiliğini de seviyoruz. Karakterini de seviyoruz, otoritesini de seviyoruz. Biz Doktor Bey'den memnunuz. Yani kesinlikle Allah devletimize, her kimseye zeval vermesin, bekamızı bozmasın. Acıpayam kaymakamının ismi nedir biliyor musunuz? Ali Bey. Kaymakam Bey de çok değerli bir insan. Eşiyle birlikte gelirler buradan, hiç selamsız sabahsız geçmezler. Beni şey yaparlar burada, hayırlı işler derler, geçerler. Kendisi de çok saygıdeğer bir insandır, eşi de çok güzel insanlardır. Hani öyle ben kaymakamım şeyim, o kisvede insanlar değillerdir yani. Hep böyle halkın içinde insanlar, çok da güzel, böyle saygı duydum. Kendilerini de buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kaymakam Bey de çok iyi bir insan. Çok şükür büyüklerimizin hepsi güzel. Hepsi iyi. Hepsi böyle yüreği güzel insanlar, saygılı insanlar. Yani küçümsemiyorlar kimseyi. İşte ben kaymakamım, sen incircisin. O diyalog yok. Yani bizimle arkadaş gibi sohbet ediyorlar yani. Çok seviyoruz kendilerini. Tekrar buradan saygıyla, selamla, sevgiyle selamlıyoruz. Acıpayam'ın kaç mahallesi var? Acıpayam'ın kaç mahallesi var? Köylerle beraber saymaya kalkarsak 55-56 tane mahallesi var. Evet, 56 tane. Evet. Acıpayam Denizli'ye kaç kilometre uzaklıkta? 55 kilometre. Her gün gidip geliyorum. Nazilli'ye varıp geliyorum her gün. 56 kilometre. Yani. Acıpayam'ın nüfusunu biliyor musunuz? Acıpayam'ın nüfusu, abim şöyle söyleyeyim. Gün geçtikçe 20 bini geçtiği söyleniyor ama yani Acıpayam'a dışarıdan katılım çok, şöyle katılım çok. Gelen memur olsun, emekli olduktan sonra bir daha buradan gitmek istemiyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi bizim havamız güzel, iklimimiz güzel, işte efendim sana söyleyeyim sularımız güzel. Sonra yerleşim merkezi olarak ben Türkiye'nin %80'ini gezen bir insanım. Sürekli seyahat halinde olan bir insanım. Yani Türkiye genelinde Acıpayam gibi yok. Biz Acıpayam'ı seviyoruz yani. Acıpayam'lı olmaktan da bu arada gurur duyuyoruz yani. Acıpayam'lı olmak bir şereftir, ayrıcalık da. Acıpayam'da yaşamak da bir ayrıcalıktır. Budur. Ümit Develi. Ne iş yapıyoruz diye sormayayım. Yerli kavun karpuz. Yerli kavun karpuzumu satıyoruz şu an. Acıpayam ilk ne zaman belediye oldu? Bilginiz var mı? Acıpayam belediyeliği... Bilmiyorum, benim yaşım 47, 50 sene geçmiştir herhalde tahminim. 1871 yılında ilçe oldu. Öyle mi? Evet. Ha. Demek ki 1871 mi? Evet, 1871. Demek ki kaç sene olmuş? 2019, bayağı olmuş. Neyse, şimdi onu hesaplamayalım artık. Acıpayam'ın şu an belediye başkanı kim biliyor musunuz? Hulusi Şevkan. Kaymakamımız. Kaymakamımız... Ali Şanlıver. Benim müşterim aynı zamanda. Ailesiyle beraber. Dilim bir anda gelmedi. Acıpayam'ın kaç mahallesi var? Acıpayam, ben Senisarlı'yım aslen. Acıpayam'da oturuyorum. Hemen burada oturuyorum zaten, çarşıda.
Herhalde 8-10 mahallesi vardır herhalde. Yani şimdi artık köyler de mahalle olarak sayılıyor. Ya yerli mahalle olarak, öbür türlü evet. Var, epey var. 50-60 vardır herhalde tam. 56 tane. Ben öyle bir şey duydum yani zaten. Acıpayam'ın nüfusu kaç? Yerel nüfusu herhalde tahminim 15 bin vardır içinin yani. Mahalleleriyle birlikte? Mahallelerle birlikte 70 bin geçiktir herhalde. Ben söyleyeyim o zaman size 55.600. 55.600 mu? Evet. Sen sayım olarak 55.600 görmüşsün ve 70 bin geçiktir yani tahminim. Yani bilmiyorum tabii biz verilen resmi sayılara göre. Resmi sayılara göre, oy kullanımını göre yapıyorsunuzdur siz ama fazladır öbür türlü. Acıpayam Denizli arası kaç kilometre biliyor, bilginiz var mı? 60 kilometre, 56 kilometre. 56 kilometre. Merhaba. Merhaba. İsminiz? Ali. Nerelisiniz? Buralıyım. Acıpayam'da. Acıpayam'da. O zaman Acıpayam'ı iyi tanıyoruz. Oldukça. O zaman size sorularınızı hemen başlayayım ben. Acıpayam ilk defa ne zaman belediye oldu? 1869 mu? 1871 yılında. 71 mi? 69, 70. Ha. Şair Eşref ismi size kim anımsatıyor? Şair Eşref, Acıpayamlı, kaymakam, yazar diye hatırladım. Evet, doğru bildiniz. Acıpayam'ın ilk kaymakamı. Evet, Şair Eşref. Acıpayam'ın şu anki belediye başkanı ismi? Polis Şevkan. Kaymakamımız? Ali Şender. Doğru bildiniz. Acıpayam'ın kaç mahallesi var? Acıpayam'ın kaç mahallesi var? Merkez mahalle mi? Yani şimdi toplamda mı? Köyler de mahalle olarak tabii geçtiği için toplamını tabii söylememiz gerekiyor. Valla 42, 4 daha 42, 58 falan olması lazım herhalde. 56. 56 mı? 58. Acıpayam'ın nüfusu kaç? 56 bin. 55.600, çok yaklaştınız. Acıpayam Denizli arası kaç kilometre uzaklıkta? 55 kilometre. Evet, 56 kilometre. Bir Acıpayamlı olarak Acıpayam'ı gerçekten iyi tanıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. İsmin nedir? Ramazan Altın. Çalışıyor musun, okuyor musun? Yazları çalışıyorum, kışları okuyorum. Nerelisin, buralısın? Buralıyım, yerli. Yerlisin benim. Acıpayam'ı ne kadar iyi tanıyorsun? Bir soru soralım sana. Çok iyi tanıyorum yani. Yıllardır burada olduğum için karış karış biliyorum yani. Acıpayam ilk ne zaman belediye oldu? Öyle bilmiyorum. Sokak şey olarak, mekan yer olarak çok iyi biliyorum yani. Eskileri bilmiyorum o kadar yani. O zaman ben sana söyleyeyim. 1871 yılında ilçe oldu. Güzelmiş, eskiymiş. Acıpayam'ın belediye başkanının ismi? Polis Şevkan. Kaymakamının ismi? Hatırlamıyorum. Ali Şanlıer. Ali Şanlıer. Öğrenmiş oldun şimdi. Acıpayam'ın kaç mahallesi var? 56 olması lazım. Evet, doğru bildin. Acıpayam'ın nüfusu kaç? 53 bin mi? Öyle bir şeydi. 50 bin civarı. 55.600. Civardaydı. En son onları hatırlıyorum. Evet. Acıpayam'la Denizli arası kaç kilometre uzaklıkta? 50. O civar. 56 kilometre. 56 kilometre civarı. Yine bir Acıpayamlı genç olarak yine Acıpayam'ını biraz da olsa tanıyorsun. Evet yani. Tam sayı net veremiyorum da yani yaklaşık olarak biliyorum çocuğu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. İsmin? Nur Bengiz. Çalışıyor musun, okuyor musun? Okuyorum. Lise öğrencisiyim. Kaçın sınıf? 11. sınıf oldum. Nerelisin? Acıpayamlıyım. O zaman Acıpayam'ı iyi biliyorsun. Evet, biliyorum. Acıpayam ilk ne zaman belediye oldu? Biliyorum. Ben söyleyeyim sana, 1871 evet, yılında. 1871 yılında, evet. Acıpayam'ın şu anki belediye başkanının ismi? Hulusi Şevkan. Kaymakamı? Ali Şanlıer. Doğru, evet. Acıpayam'ın kaç mahallesi var? 55 miydi? 56 falan diye biliyorum. 56 mahallesi. 56 mahallesi, evet. Acıpayam'la Denizli arası kaç kilometre uzaklıkta? Kaç kilometre hiç bilmiyorum ama dakika olarak sanırım 40-45 dakika falan yani. 56 kilometre. Merhaba. Merhaba. İsminiz? Ayten Yıldırım.
üzümler, incirler kendi mahsulünüz mü? Değil. Buldan Yenice, Buhar Kent alıp geliyoruz, satıyoruz. Satışlar nasıl, fiyatlar çok nasıl? Çok güzel, Allah'a şükür, Allah bereket versin, çok güzel. Acıpayam ilk ne zaman belediye oldu? Bilemeyeceğim. O zaman ben söyleyeyim size, 1871 yılında. Evet, çok olmuş. Acıpayam'ın şu anki belediye başkanının ismi? Ay, çok biliyordum ama. Mert söyle. Hulusi Şevkan. Evet, durmuyorum burada işte. Geçici olarak geldim. Acıpayam'ın kaç mahallesi var, bilginiz var mı? Hiç bilgim yok. Yani tanıyorum dediysem yani. Bak, bu oğlan daha iyi bilecek. Nüfusunu da senden öğrenelim. Bilmiyorum kaç kere geldim ama. 55.600. Sen de öğrenmiş oldun şimdi. Evet. Kavuncu dayımın yanı vardım da kavun yedirmedi dersiniz diyorum. Buyurun. Oo. Bu kendi mahsulünüz mü? Evet, kendi mahsulümüz. Kendiniz yetiştiriyorsunuz. Kendimiz yetiştiriyoruz. Evet, kameraman arkadaşımızı da verelim. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. İsminiz nedir? Fevzi benim ismim. Acıpayamlıyım. Acıpayam sevdalılarından biriyim aynı zamanda. Kavun karpuzla uğraşıyorum. Emekliyim. Kavun karpuzla uğraşıyorum. Acıpayam'ın yerlilerindensiniz o zaman. Sayılır. Yani ben 40 yıldır buradayım. Hani 40 yıllık bir fincan kahvenin 40 liratır olur derler ya. Biz 40 yıldır Acıpayam'dayız. Acıpayamlıyız. Acıpayam ilk ne zaman belediye oldu? Bilginiz var mı? 1800 kusurlardı ama tam hatırlamıyorum. 1871. 71 evet. Denizli'den önce ilçe olduğunu biliyorum. Denizli'den önce yani eski. Evet. Acıpayam'ın ilk kaymakamının ismini biliyor musunuz? Ne Eşref'ti? Şair Eşref. Evet, Şair Eşref. Evet. Doğru. Şu anki kaymakamın adı? Bilmiyorum. Ali Şanlıer. Evet, olabilir. Acıpayam'ın kaç mahallesi var? Köyüyle beraber evet. 60'ın üzerindedir tahmin ediyorum. 60 kusurdur. 56. O zaman ayrılanlar var bizden. O kadarını doğru. Bilmiyorum. Tamam, Sernisar bizden ayrıldı ya. Doğru, evet. Acıpayam'ın nüfusu kaç, bilginiz var mı? 54 bin kusur olması lazım. 55.600. Öyle mi? Evet. Hep yanlış biliyoruz ya. Olsun. Acıpayam'la Denizli arası kaç kilometre uzaklıkta? 55-60 o civarda olması lazım. Evet, doğru tahmin ettiniz. 56 kilometre. Tamam, doğru. Yine bir Acıpayamlı olarak Acıpayam'ı iyi tanıyorsunuz. Evet. Dedim ya, yaşım 55, 12-13 yaşında geldim Acıpayam'a. Çok yurt dışından falan götürelim dediler, ben gitmedim. Ben Acıpayam'ı gerçekten çok seviyorum. Acıpayam'ın en delisini özlerim, yani o kadar söyleyeyim. Yeter ki Acıpayam olsun. Yiyebiliyor, ye. Biraz daha yiyin canım ama... Yani öyle... İsminiz nedir? Ergün Dal. Nerelisiniz? Acıpayamlıyım ama Denizli'de oturuyorum. O zaman Acıpayamlıysanız Acıpayam'ı biliyorsunuz. Evet, biliyorum, evet. Acıpayam ilk ne zaman belediye oldu? O konularda bir bilgim yok. Ben çok küçük yaşta Denizli'de gittiğim için o yüzden bilmiyorum yani. Ben size söyleyeyim, evet. Öğrenmiş olursunuz. 1871 yılında. 1871, evet, güzel. Bunu peki... O dönemin işte... belediye başkanı kimmiş? İlk kaymakamının adı Şair Eşref. Evet, yani bilmemiz yani iyi oldu. Bir dahaki sefere inşallah bir yardım falan olur yani. Şu anki belediye başkanının ismini biliyor musunuz? Hulusi Şevkan. Evet. O da Dodurga'da, kendim Dodurgalı olduğum için, Dodurga'da görev yaptığı için biliyorum. Yoksa onu da bilmeyeceğim yani. Kaç mahallesi var Acıpayam'ın biliyor musunuz? 120 kaç tam olarak bilmiyorum. 56 mahallesi 56, var. Evet. Denizli Acıpayam arası kaç kilometre uzaklıkta? Denizli Acıpayam arası 54 kilometre mi? 56 kilometre. 56 kilometre, evet. Merhaba. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? Suzan Özalp. Mesleğiniz nedir? Ben burada Acıpayam'da SGK mevzuat danışmanlığı yapıyorum. Adalet danışmanlık olarak iş takip bürom var. İlhan Özcan'ın binasında, burada hemen yukarı mahallede, Acıpayam merkezdeyim. Acıpayamlı mısınız? Esasen Antalyalıyım.
Şubat ayında geldim ben Acıpayam'a. Acıpayam aşığıyım. Yörüğüm. Ayrıca burada Garbi Karaağaç Yörük Türkmenleri Derneği'nin de kadın kolları başkanlığını yapıyorum. Acıpayam ne zaman ilçe oldu biliyor musunuz? Tabii ki Acıpayam 1871 yılında ilk ilçe oluyor. İlk ilçe statüsüne kavuşuyor. Şu an buranın 56 tane mahallesi var. 55.600 nüfusa sahip kendisi. Hatta Acıpayam'ın ilk bundan önceki ismi Garbi Karaağaç'tır. Zaten bizim Yörükler Derneği'nin de ismi buradan gelmekte. Fakat ondan önce Garbi Karaağaç'tan önce ki ismi Asi Karaağaç. Germiyanoğullarına burada ilk kafayı kesinlikle direten millet olarak geçiyor kayda. O yüzden ismi Asi Karaağaç oluyor. Daha sonra Isparta'ya bağlı olduğu için Isparta'nın da Şarki Karaağaç ilçesi vardır. Şark doğu demek, garp batı demek. Bu taraf batı olduğu için buraya Garbi Karaağaç, oraya da Şarki Karaağaç deniliyor. Fakat daha sonra Burdur'a bağlandığında da burası oluyor Garbi Karaağaç ve şimdiki ismiyle Acıpayam. Acıpayam'da yaşayan insanlar Acıpayam'ı gayet iyi tanırlar yani bir şekilde. Ben ayrıca 19 yıllık Demokratik Sol Parti'nin ilçe başkanıyım. Burada rekor üstüne rekor kıran ilçe başkanlarından bir tanesiyim. Evet. Acıpayam ilk ne zaman ilçe oldu bilginiz var mı? İlçe oldu 1874 galiba. Ben onu tam hatırlayamadım ama arkadaşın dersiyle. 1871 yılında ilçe oldu. Evet. Siz peki bilirsiniz gibi geliyor bana ama Şair Eşref ismi. Evet. Size kimi, neyi hatırlatıyor? Önceki kaymakamlarımızdan bir tanesi. Hatta bu parkın ismini de veren. Bazen bu Acıpayam'ın ilçe olmasında bir sözleri falan vardır onun. Meşhur sözleri vardır. Evet. Böyle bir tanıdığımız eski kaymakamlarından, tabii ki ben tanımıyorum, bilmiyorum da siz bir ismini bir hatırlıyorum, biliyorum. Acıpayam'ın ilk kaymakamı. İlk kaymakamı, evet. Evet. Şu anki kaymakamının adını biliyor musunuz? Ali Şanlıyer. Çok mükemmel, çok demokrat, çok süper bir kaymakamdır gerçekten. Ben ilçe başkanı olarak çok kaymakamla çalıştım. Şu andaki kaymakamımız da, diğerleri de kötü değildi gerçekten. Şu andaki kaymakamımız da süper bir kaymakam. Kaymakam gibi kaymakam yani. Belediye başkanımızın ismi nedir? Belediye başkanımız daha önce bizim önerilerimizle Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldu. Beraber çalıştık. Sonra anlaşamadı. AKP'yi geçti. AKP'den şimdi yeniden seçildi. Hulusi Şevkan'dır. Kendisi doktordur. Acıpayam'ın nüfusunu biliyor musunuz? 55 bin küsuratı var yani. 55.600. 600 evet. 55 bin küsuratı evet. Acıpayam Denizli arası kaç kilometre? Acıpayam Denizli arası daha önce 60 kilometreydi. Şimdi 55 kilometreye falan düştü. Evet 56 kilometre. 56 kilometre. Yani daha güzel gelip gitmesi daha kolay. İyi bir yer. Yani Acıpayam yakın deyince insanların aklına ilk ne geliyor? Yemek olabilir. Acıpayam'ın kavunu meşhurdur. Özellikle şu anda gerçekten çok süper güzel kavunlarımız vardır. Evet, karpuzlarımız. Lezzetine baktık biz de. Evet, kavunlarımız meşhurdur. Dünyanın her yerine gidebiliyordur bizim kavunlarımız. Acıpayam Akalan kavunu daha meşhurdur. Alim Kafes. Acıpayam Garbi Karaağaç Yörük ve Türkmen Kültür Derneği Başkanıyım. Acıpayam ilk ne zaman ilçe oldu? Bilginiz var mı? Onu biliyordum ama şu anda aklımda değil. Hafıza kaybı var biraz şekerden de. 1871 evet. Yılında ilçe oldu. Hep biliyordum hani okudum ama birazdan yine sorsan yine unuturum. Bu sebepten onları belleğim alamıyorum yani. Acıpayam'ın şu anki belediye başkanının ismi nedir? Hulusi Şevkan, Doktor Hulusi Şevkan. Kaymakamın adı? Ali Şanlıer. Evet. Acıpayam'ın kaç mahallesi var bilginiz var mı? 56 olması lazım. Evet doğru bildiniz. Acıpayam Denizli arası kaç kilometre? Önceleri 50 idi ama 40-45'i düştü gari. 56 kilometre. Yine mi öyle? Ama ben köyümden belki köyümden ayarlamışım. Evet Alaaddin'den biraz Alaaddin'den. Daha kısa sürüyor. Peki Acıpayam'ın toplam nüfusu ne kadar? 60 bini yakın 56 bin o da. 55.600. Evet.
Acıbayam güzel bir ilçedir. İlçelerimizin içerisinde mesirlikleri çok, piknik yerleri çok. Antalya Fethiye'ye yakın güzel bir ilçemizdir. İsminiz nedir? Hüseyin, Hasan Hüseyin Dağlı. Evet, mesleğiniz? Emekli öğretmenim ben. Acıpayamlı mısınız? Nerelisiniz? Acıpayamlı oldum. Aslen Serinsarlı'yım. Evet. Acıpayam'da yaşadığınıza göre herhalde Acıpayam'la ilgili bilginiz de vardır. Valla tarihçesini bizim Turgut Tok Beyefendi var, tarihçi Pamukkale Üniversitesi'nde. Onun eserlerinden, kitaplarından edindiğimiz bilgiye göre hasbelkader var. Acıpayam ilk ne zaman ilçe oldu? Acıpayam Osmanlı döneminin 1876 birinci meşrutiyet döneminde ilçe oldu. İlk kaymakamı Şair Eşref'tir. Şair Eşref burada yaşarken Acıpayam veciz sözleriyle anlatan nükteden bir kaymakamdır. Denizli'nin ilçeleri içerisinde en öncelikli gelişen, sosyal yönden, bayındırlık yönden gelişen bir ilçemizdir. Şu anki Acıpayam'ın belediye başkanının ismi nedir? Hulusi Şevkan. Kaymakamımızın adı nedir? Kaymakamın ismini bilmiyorum ama çok iyi bir kaymakamın olduğunu biliyoruz. Ali Şanlıer. Ali Şanlıer. Evet. Acıpayam Denizli arası kaç kilometre uzaklıkta bilginiz var mı? Şimdi 60 kilometre olarak geçer ama 5 kilometre yol kısaldığından Delikli Çınar'dan buraya kadar 55 kilometre olarak hesapladım ben. Evet, 56 kilometre çok yakın zaten. Evet. Acıpayam'ın nüfusu kaç? Nüfusu 17 falan var galiba şu yana. Genel olarak hani mahalleler? Ha, genel olarak 56 bin. 55.600. Evet, büyükşehir kapsamında ilçe bütün olarak düşünecek olursak 56-57 bin var. Kaç mahallesi var, bilginiz var mı? Vallahi köyler mahalle olarak bayağı 40'ın üstünde. 56. He. 40'ın üstünde tabii, 50'nin üstünde olsa gerek. Bazı yerleşim alanları, kasabalar birkaç mahalleden oluştuğuna göre. 56 mahallesi var. Evet. Merhaba. Merhabalar. İsminiz? Kamuran Ertürk. Nerelisiniz? Acıpayamlıyım. 35 senedir Acıpayam'da kuyumculuk, zarraflık yapıyorum. Şair Eşref ismi size kimi anımsatıyor? Acıpayam kaymakamında. İlk Acıpayam kaymakamında oluyor Şair Eşref. Annem biraz yaşlı olduğu için, yaşı 82, tam o detayları bilmez. Ama Acıpayam ilk kaymakamlarından, Acıpayam'a tayin olup gelip Acıpayam'ı ilk kaza yapan ilk kaymakamımızdır. Acıpayam dedikleri iki dükkan, evet, bir fırın. Acıpayam dedikleri iki dükkan, bir fırın. Kuru ekmek yiye ne ağız kaldı ne burun. İnsaf kalmadı beni alemde. Anamı ağlatlar acı bademdi demiş geldiğinde. Şairliğinden. Dolayı Acıpayam'da da Şair Eşref diye parkımız vardır. Efendim, emeği çoktur. Allah gani gani rahmet eylesin. Şu anki belediye başkanımızın ismi nedir? Şu anki belediye başkanımız AK Parti'den Doktor Hulusi Şevkan. 3. dönemini yapıyor. Kaymakamımızın ismi nedir? Kaymakamımız Ali Şanlıer. Evet, doğru bildiniz. Evet. Acıpayam'ın kaç mahallesi var? Acıpayam'ın daha önce 17 kasabaydı. Büyükşehir olunca 56 tane mahallemiz oluştu. Acıpayam'ın nüfusu da 55.600 olması lazım. Evet, doğru bildiniz. Evet. Acıpayam Denizli arası kaç kilometre uzaklıkta? Bu eski can kurtaran yolu dediğimiz yolu bilirler eskiler. 61-62 kilometre. Şu an 55 kilometre. Ben buradan Acıpayam'dan çıktığım zaman 40-45 dakika içinde Acıpayam Denizli'ye iniyorum. Gerçekten bir Acıpayamlısınız. Kesinlikle. Acıpayam'la gurur duyuyorum. Dünyanın en güzel yeri Türkiye. Türkiye'nin en güzel yeri Acıpayam. Acıpayam'da en güzel yer benim dükkanın önü. Balıdım, bökmez oldum, gülüdüm, kopmaz oldum. 100.000 liralık hanımıdım, şimdi 5 para etmez oldum. Bugün Acıpayam'ın güzel insanlarıyla birlikteydik. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir başka programda, bir başka yerde tekrar görüşmek üzere.
Hoşça kalın demeden önce videomuzu izledikten sonra lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sevgiyle, umutla kalın. Okyaz Kuruyemiş, Akis Haber Soruyor programını sundu.